Merhabalar, ismim Ramazan Aygün. Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü. Yaklaşık 6500 metrekare arsa alanımız var. 2129 metrekare. Şu anda 35 personelimiz tesisimizde hizmet vermekte. İsmim İhsan Kiraz. Bağcılar'da ikametgah etmekteyim. Buranın temeli atıldığı zaman temelinin atılma törenine katıldık dediler. Biz böyle bir yer yapıyoruz yaşlılarımıza. Bütün imkanları tanıyacağız. Güzel, hizmetleri çok güzel. Servisleri güzel. Götürüyorlar, kapıya kadar getiriyorlar. Bundan fazla can sağlığı. Burada önce gelir gelmez karşılıyorlar, hoş geldin güler yüzlerinin. Çay içen çay içiyor, çorba içen çorba. Ondan sonra spora iniyoruz. İsteyen işte Kur'an'a çıkıyor. Başka şey terapiler var, onlara çıkıyor. Hepsi çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Biz yaşlılar için bir belli nimet işte bize. Çorba kayfaltı veriyorlar, çay veriyorlar. Çizime gideceğim, yemeğe çıkacağım yemekhaneye. Bugün mesela Osmanlı Saray Mutfağı'ndan güzel soğanlı çıtır bir börek yapacağız. O yüzden malzemelerimizi belediyemiz karşılıyor zaten. Öğrencilerimizle geliyoruz. Güzel bir börek yapmak için herkes kolları sıvadı. Bir yandan güzel bir turta, bir yandan güzel bir börek yapacağız. İlk etapta şey demişler, hani hepsi zaten yaş olarak var, mutfağı neden hani tercih etsinler aşçılığı diye. Ama sonrasında birbirimizi tanıyınca herkes aşçılığa gelmek istedi. Şimdi ben artık şey yapıyorum, seansla mesela haftanın her günü farklı bir grubumuz var artık. Birisi dedi ki, hocam ben çok güzel kete yaparım. Bayburtluymuş. Dedik tamam yap, biz de senden öğrenelim. Vefahanede psikolog hizmetimiz var, diyetisyen hizmetimiz var, teknoterapi, ergoterapi, spor salonu hizmetimiz var, el becerileri atölyesi, teknoloji sınıfı, ahşap, müzik, aşçılık bölümümüz. Bunun yanında da evde banyo hizmetini yapamayan yaşlarımıza hizmet verdiğimiz banyo hizmetimiz var. Hem tesisimizde yapıyoruz bu hizmeti, hem de evlerde arkadaşlarımız giderek kuru banyo hizmeti yaşlarımıza veriyoruz. Vefahane Yaşam Merkezi'nde gelen sakinlerimizin duş alma, kişisel bakımı, tırnak, el, yüz, ayak bakımı, genel olarak tüm vücut bakımı ile ilgileniyoruz. Evde ve kurumumuzda hizmet vermekteyiz. Kurumumuza gelen hastalarımıza, yarı hareket eden hastalarımıza kurumumuzda hizmet vermekteyiz. Diğer türlü yatağa bağımlı immobil hastalara da evde hizmet vermekteyiz. Ahşap yakma ustasıyım ben. Bunları yapıyorum. Yukarıda oyma sanatı var. Yakmaya, boya boyamaya. Aklına gelmeyecek hizmetler. Mesela burada müzik var ya. Müzik terapisi almak isteyenler var. Mesela bazı arkadaşlarımızın burada bayağı engelli. Engelli oldukları engellilere açılıyor yavaş yavaş. Konuşmaya başladılar. El hareketleri düzelmeye başladı. O kadar güzel şeyler oluyor ki burada. Yani millete bunu inandıramıyoruz. Hayır ya diyor. Olmaz böyle bir şey. Yemek yapıyoruz. Çizim yapıyoruz. Kur'an'a gidiyoruz. Elimizden geldiğince her şeye gitmemiz lazım yani. Çizim yapmak, Kur'an okumak biz yaşlılar için bir belli nimet işte bize. Yaşlılarımız vakit geçirecek güzel yerler, etkinlik alanları arayışı içerisindelerdi. Burada yaşlı dedelerimiz torunlarına oyuncak yapmayı öğreniyorlar. Öğrendikten sonra torunlarına yaptıkları oyuncakları hem kendileri mutlu olacak hem torunları mutlu olacak. Bu şekilde bir çalışmaya devam edeceğiz. D
Ben de çok söylüyorum, diyorum ki efendim şöyle bir yer var. Kimisi diyor ki ya acaba sonra bizde para isterler mi? Ya ben Türkiye'de zannedersem böyle bir yer yok. Biz çok memnunuz. Dediği gibi berberinden tut, burada müdüresinden, müdüründen. Hele bir tuanamız var, tuanamız var. Hoş geldiniz. Ben de diyorum ki hoş bulduk güzel kız diyorum, gülen kız. Ben 70 yaşındayım. İçimiz açılıyor efendim. Her yüzlerini görüyorum. Buraya geldiğimiz zaman tabii bir de engelli bir vatandaşım ben ki çalışamadığım için sıkılıyordum. Buraya geldiğim içim daha güzel oldu. Vefanede de biz bunu amaçladık. Özellikle gün görmüş büyüklerimiz burada geliyorlar. Hem el becerileri anlamında, hem sosyalleşme anlamında, spor anlamında hizmetler alıyorlar. Yaşlarımızı uçtan uca sosyalleşebilecekleri, bilgi becerilerini artırabilecekleri, kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırladık. Sabahleyin gelen yaşlılarımız var. Onları sabahleyin getirip öğlenleyin bırakıyoruz. Öğle de aldıklarımızı zaten akşam saat 4'te bırakıyoruz. Bu yaşlılarları da yani yardımcı olarak kapısına kadar da indiriyoruz. Yardımcı oluyoruz. Yani ne mutlu bize. Tekrar teşekkür ederim hepinize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kahvelerde, köşelerde sürünmektense çok güzel bir şey. Ne yapacaktın? 75 yaşındaydın. Nereye gidecektin? Kahveye. Nereye gidecektin? Parka. Ama burada bir şeyler öğreniyor. Hep de teşekkür de ediyorum. Sağ olsunlar, razı olsunlar. Herkese davet ediyorum. Herkes buyursun gelsin, buradan faydalansınlar. Bu güzel nimetten, bu güzel sofradan onlar da faydalansın, yesinler yani.